The Lost Wild merkezinde dinozorların yer aldığı hayatta kalma ve macera türünde bir oyun. Bu haliyle tabii ki ilk bakışta Jurassic Park serisini fazlasıyla andırdığını söylemek mümkün. Oyunun arkasında ise Great Ape Games isimli yeni bir ekip bulunuyor. Son dönemde tabii ki bu tarz ekiplerin yapmış olduğu The Day Before gibi hani çıkışı muallakta olan birçok oyun görüyoruz. Fakat bu oyunun en büyük farkı ise arkasında sağlam bir firma olması. Dağıtımını Edith Finch, Journey, Outer Worlds ve son olarak Stray ile gündeme gelen Anapura Interactive yapıyor. Bu da yani oyunun eninde sonunda bir şekilde çıkacağını gösteriyor diyebiliriz. FPS türündeki oyunda henüz sebebini bilmediğimiz bir nedenden ötürü dinozorların var olduğu bir hikaye bizi bekliyor. Dünyanın nasıl bu hale geldiğini öğrenme gibi bazı gizem unsurları da oyunun hikayesine yedirilmiş. Ayrıca elimizde bulunan pusula ile edinen zorların yer aldığı devasa bir ormanda yolumuzu bulmaya çalışmak başlı başına bir gerilim unsuru diyebiliriz arkadaşlar. Bunun dışında elimizde bir radyoda bulunuyor ve hani Firewatch oyununda olduğu gibi buradaki gizemli sesin direktifleriyle birlikte oyunda ilerlemeye çalışıyoruz. Bu noktada da böyle birazcık gizem unsuru, hani soru işaretleriyle dayalı bir hikaye oyuna yedirilmiş demek mümkün. Oyun tesislerin yıkıntıların olduğu bir ormanda geçecek ve burada farklı dinozor türleriyle karşılaşacağız. Tabii işin ucunda bu en vahşi yaşam formları olunca hayatta kalma kısmının oldukça ağır basacağını söylemek mümkün. Yapım ekibi bu noktada hani Resident Evil gibi ya da işte Dino Crisis gibi klasikleşmiş oyunlardan ilham aldığı kadar aynı zamanda son yıllarda hani geçtiğimiz 10 yıla damga vuran korku oyunlarından bir tanesi olan Alien Isolation'dan da hani fazlasıyla ilham almış ve oradaki sistemi birazcık bu oyuna yedirmeye çalışmış. Çünkü oyun boyunca dinozorları şaşırtacak işaret fişeği gibi bazı silahlara, araç gereçlere sahip olsak da özellikle vahşi türler bir Xenomorph gibi arkadaşlar üzerimize çullanacaklar. Onlardan kaçmanın tek yolu ise tabii ki Gizli köylerinde yatıyor olacak. Oyunda besin zincirinin muhtemelen en altında yer alacağımız için çoğu durumda hani topuklara vurmamız gerekecek arkadaşlar ve bu konuda böyle birazcık kovalamaca dinamiği de oyunun içerisinde sık sık karşımıza çıkacak. Oyun boyunca dinozorlarla köşe kapmaca yapmaktan başka işlerimiz de olacak tabii ki. Ufak defek bulmacalar dışında oyunda üzerinde durulan bir diğer detay da keşfetme dinamikleri. Hem orman alanında hem de Terk edilmiş tesislerde hikaye detaylarını öğrenebileceğiz. Bunun yanı sıra hayatta kalma şansımızı yükseltecek, biraz önce de bahsettiğim gibi işaret fişeği tarzı araç gereçleri de sık sık bu keşfetme dinamiğiyle bulabileceğiz arkadaşlar. Son olarak oyunun grafiklerinden de bahsedelim. Çünkü oldukça güzel gözüküyor ve oyunun atmosferi de gerçekten de başarılı duruyor şu aşamada. Zaten jungle atmosferi her zaman dikkat çekici olmuştur. Bu oyunda da sık ağaçlar Yem yeşil ama bir o kadar da basık atmosferle birlikte hani oyundaki o korkutucu atmosfer de fazlasıyla sağlamlaştırılmaya çalışılmış diyebiliriz. Dinozor tasarımları da güzel olduğu kadar korkutucu duruyor. Henüz hakkında çok fazla detay sahibi olmadığımız The Lost Wilds ile ilgili genel olarak elimizdeki bilgiler bu şekilde arkadaşlar. Her ne kadar elimizdeki bilgiler az olsa ve oyunun hani çıkış tarihi belli olmasa da bu oyunun varlığını sizlere göstermek istedik. Çünkü muhtemelen oynamak için 2023 sonu ya da 2024 yılını beklememiz gerekecek. Oyunla ilgili verebileceğimiz son detay ise PC ile birlikte yapım ekibi oyunun konsollara çıkmasını da istiyor. Peki siz bu oyunu nasıl buldunuz? Lütfen oyunla ilgili görüşlerinizi aşağıda bizimle paylaşmayı ve videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.